güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün mis gibi buram buram portakal kokan harika bir kek yapacağız. Aslında buna kek demek böyle biraz hafife almak gibi geliyor. Çünkü üzerinde dilim dilim portakal şekerlemeleri olacak. Bu portakal şekerlemelerini yapmayı göstereceğim. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Güzel bir muhallebi de bir pudingde de kullanabileceğiniz gibi. Benim yapacağım gibi bu kekte de kullanabilirsiniz. Bu şekerleme sayesinde portakallar hiç böyle acı acı olmayacak. Gayet güzel böyle renkleri muhafaza edilmiş. Tatlı mı tatlı portakal dilimleri olacak. Merak ettiniz mi? Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle portakalı şekerleme haline getireceğiz. Şöyle irice büyük bir tane portakalı ince dilimler halinde kesiyorum. Şöyle hepsi eşit olmasına dikkat edin. Bu şekerlemeyi dediğim gibi bir sürü yerde kullanabilirsiniz. 300 gramda yani 2 su bardağından 2 parmak eksik toz şekerim var. Şöyle tencereme alıyorum. Üzerine de 400 mililitre yani 2 su bardağı su ilave ediyorum. Şöyle ocakta karıştırarak şekerini eritiyorum. Şekerler eridikten sonra şöyle içerisinde portakal dilimlerini bırakıyorum. Ve renk değiştirene kadar kısık ateşte şerbetin içinde kaynatıyorum. Şöyle bakın renk değiştirmeye başladılar. Köpükler oluşmaya başladı. Onları da alıyorum ki acı olmasın. Çünkü bu işlemde portakallar hiç acılaşmıyor. Gerçekten çok güzel bir şekerleme oluyor. Bakın iyice renk değiştirdiler. Artık süzüp böyle bir tabağa alabiliriz. Bakın harika görünüyorlar. Görüntüsü tadı inanılmaz. Şöyle birer kağıt havlunun üzerine koyuyorum ki fazla nemi suyu da alınsın. Çünkü kek böyle yapışmasın. Şöyle birazcık da kağıt üzerinde bekleteceğim. 28 santimlik bir çember kalıp kullanacağım. İçerisinde pişirme yağlı kağıt da koydum ve bir güzel de yağladım yapışmaması için her tarafını. Şimdi portakalları böyle bir güzel üzerine diziyorum kalıbımın içine. Gerçekten görüntüsüyle tadıyla harika bir kek oluyor. Keki ters düz ettiğimizde portakallar üste gelecek. Şimdi kek için 3 tane yumurta, 1 su bardağı da şeker. Şeker eriyene kadar bir güzel mikserle çırpıyorum öncelikle. Bir su bardağı sıvı yağ, ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Ve bir şişe maden suyu bu kekimizi pofur pofur kabartıyor, yumuşacık olmasını sağlıyor. Bir tane de portakalın kabuğunun rendesini koyuyorum. Bir paket vanilya koyuyorum, koymak zorunda değilsiniz. Bir paket kabartma tozu. Ve sıra geldi ununa. 2,5 su bardağı un kullanıyorum ama her zaman olduğu gibi şöyle eleyerek koyuyorum. Böylece kekim daha böyle kabar kabar yumuş yumuş bir kek olacak. Şimdi düşük devirde hepsini karıştırıyorum. Kek harcımız da hazır. Şöyle portakal şekerlemelerimin üzerine gezdiriyorum. Hepsini boşaltıyorum. Kalıbı bir kere vurduruyorum hava kabarcıkları gitsin. Ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında bir güzel pişiyor. Kek fırından çıktı, soğudu. Şöyle ters düz ettim ve çıkardım. Şimdi servis zamanı. Bakar mısınız yumuşaklığına kekin? Gerçekten yumuşacık ve kokusu inanılmaz, mis gibi buram buram portakal kokuyor. Rengi de sapsarı. Üzerinde harika portakal şekerlemesiyle kekimiz hazır. İşte portakal şekerlemeli kekimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerle buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.